Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu dersimizin konusu Bureyde bin Husayyib radıyallahu anh. Peygamberimizin bayraktarı. Yani ölene kadar İslam'ın bayrağını taşımış bir sahabe, Bureyde bin Husayyib. Baba adı Husayyib bin Abdullah ama İslam devrini görmedi. Annesini bilemiyoruz, ismi bize yetişmemiş. Doğum tarihine gelince tarihi yok, ancak Eslem oğulları yurdunda doğdu. Eslem oğulları bu Mekke ile Medine arasında Gamim bölgesinde bir yer. Vefat tarihi hicretin 63. yılı, yani Kerbela olayından 3 sene sonra, miladi 682 ve 683 yıllarında Türkmenistan'da, Türkmenistan'ın Merv kentinde vefat etmiş. Kabri de Türkmenistan'ın Merv kentindedir. Ve oranın bir köyü, şu anda şehrin içinde Hırsın denen bir yerdir. Evet. Hanımları falan hakkında bilgi yok. Sadece iki oğlu, Abdullah ve Süleyman adında iki oğlundan bahsedilir. Birisi tabi'indir ve muhaddistir aynı zamanda. Hadis rivayet edenlerdendir. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 16 savaşa katılmış. 16 savaşa bizzat katılmış. Peygamber Efendimizle beraber. Ondan sonra daha çok var. Gerçi Bedir ve Uhud savaşlarına katılmadığı söylenir. Ama Uhud'la ilgili bir hatırasını anlatır. Bu da gösterir ki Uhud'a katılmış. Evet. Kendisi hicretin 6. yılında Medine-i Münevvere'ye gelmiş, yerleşmiştir. Yani muhacirdir. Medineli değildir. Peygamber Efendimiz'den bize 164 tane hadis-i şerif rivayet etmiş, nakletmiş bir önemli sahabedir. Medine'ye geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu kimseyle kardeş etmemiş, çünkü artık o hüküm kalkmıştı. Yani ilk dönemlerde muhacirle ensarı kardeş ediyordu. Sonra ayet-i kerime müminler kardeştir inince bu şey kalktı. Yani o daha kapsamlı, innemel müminune ihvetun. Eğer müminseniz mutlaka kardeşsiniz. Kardeşliğinizde bir arıza varsa mümin değilsiniz. Yani manası bu çıkar, manayı muhalifiyle. Bu bütün dünyayı kapsar. Şu anda 2 milyara yakın alemi İslam var. Hepsinin hali meydanda, hepsinin hali perişan. Bazen öyle oluyor ki kafir birini birine düşman ediyor. Ondan sonra ona bir tokat vurun diyor, oh iyi oldu. Halbuki o cihetten vurmuyor. Onun dininden dolayı. Yoksa efendim işte bu radikaldı, bu bilmem neydi, değil. Bu kelimeleri kendileri uydurdu. Mümin mümindir. Bunun radikalı, bunun pasifi, rasyonalı bilmem nesi yoktur. Onu kendileri uydurdular. Halbuki biz 2 milyar alem-i İslam kardeşiz. Çin'de de böyle, Rusya'da da böyle, Amerika'da da böyle, bütün yeryüzünde. Görüyorsunuz yani bu şu anda Müslümanlara yapılan saldırılar. Evet. Onun için yani en geniş kapsamda hepimiz kardeşiz. Efendim kabile ve nesep soyu Bureyde bin Husayyib bin Abdullah bin Haris bin Areç bin Sa'd uzun böyle sayılır. Eslemidir. Öyle diyelim. Yani bu ilimle ilgilenenlerin sahası Eslemi kabilesindendir. Lakap ve künyesi Ebu Abdullah. Ebu Sehl, Ebu Sehl, Ebu Husayyib, Ebu Sa'san. Ama en meşhur olan lakabı Ebu Abdullah'tır. Yani Abdullah'ın babası. Tabii meşhur tabi'in
Ebu Sehl Abdullah bin Büreyde bin Hüseyb el-Eslemi'nin babasıdır. Yani Abdullah ismi oğlundan gelir. Oğlu da çok meşhur bir hadisçidir. Tabiinden, hadis rivayet eden tabiindendir. İşte o zatın babasıdır. Şimdi daha geniş ele aldığımızda ki Büreyde bin Hüseyb radıyallahu anh kabilesi Beni Eslem. Yani Eslem oğulları. Bir Süleym oğulları var. Selem oğulları var. Bu Eslem. Yani birbirine yine akrabadırlar. Ama çok geniş bir aşirettir. Mesela Temim oğulları. Bugün halen yeryüzünde alem-i İslam birçok yerinde varlar. Mesela Katar Şeyh'i Et-Temimi'dir. Urfa'ya fetha gelen sahabe vardır. Et-Temimi'dir. Yani büyük bir aile olduğunu söylemek istiyorum. Yani Beni Eslem, Mekke ile Medine arasında Gamim mevkiinde, yani Mekke'den Medine'ye otobandan böyle gelirken tam ortalarda bir yerde, yani işte ne diyelim, denize doğru gidilirse Rabik, Cuhfe, oralarda şeydir, ihrama girme yerlerdir. O ikisinin arasında. Tabii hangi tarihte dedik ya doğduğunu bilemiyoruz. Kendisi ama o bölgede dünyaya gelmiş. Ama vefatı bellidir. Çünkü sahabeler onun vefatından bahseder. Türkmenistan'ın Meruf şehrinde. Bu Meruf şehrinde yalnız bu değil. Birçok sahabeler var. Türkmenistan'ın Meruf şehrinde birçok sahabe var. Ki Hazreti Abbas'ın oğlu bile var orada. Evet, babası Hüseyin bin Abdullah ama annesinin ismi dedik bilemiyoruz. En meşhur künyesi de Ebu Abdullah. Tabi Büreyde bin Hüseyin radıyallahu anh ne zaman ortaya çıkıyor? Yani Mekke döneminde yok. Çünkü Mekkeli değil, Mekke'de yaşamamış. Medine'de değil. Bu iki yerin arasında yaşayan bir göçebe ailenin çocuğu. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miladi 622. yılında Medine'ye hicretleri esnasında Seniyetül Mer'a'dan ayrıldıktan sonra, bu bir semttir, Rabig ile Cuhfa arasında, bu bir mikat yeridir. Yani Mısırlılar, Sudanlılar haca gelirken deniz yoluyla muhakkak bu Cuhfe'de veya Rabig'de yanaşırlar ve onun hizasında ihrama girirler. Eğer biz karayoluyla buradan gitsek, mesela Ürdün'ün alt kısımlarına, Suudi Arabistan'ın o Halit Ammar kapısından girsek, deniz kenarını takip etsek, işte Yenbu' oralardan gelsek, biz de burada Rabig'de veya Cuhfe'de, ikisi de birbirine yakındır, orada mikata dahil oluyoruz ki ihrama girilir. Hatta şimdi uçakla giderken mesela pilot anons eder, der ki mukaddes topraklara geldik. Millet zannediyor ki Medine'ye geldik. Medine'den çok ötede. Yani Medine giderken solda kalır. Deniz üzerinde bu Rabig ve Cuhfe'ye yanaştığını gösterir. Zaten kısa bir müddet sonra da Cidde'ye iniş yapar. Evet, Gamim mevkiine ulaştıkları ve bu sırada Büreyde bin Hüseyb de konaklamak üzere aşiret lideri, kavim lideri, kavminden bazı süvarilerle birlikte bulutlu ve yağışlı bir yer aradıkları sırada, davarlarını otlatmak için bunlar göçebe, yağış olan, su olan yerlere gidiyorlar. İşte o arayış sırasında Resulullah'la karşılaşmıştır. Efendimiz de Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Efendimiz onu İslam'a davet etmiş ve hemen Müslüman olmuştur kabilesiyle. Bu özeti. Şimdi nasıl oldu bu? Bunlar 80 ev, 80 çadır aile, 80 çadır idiler. Sağ mal hayvanları çok az süt veriyorlar diyerek yanlarında çok az süt bulunduğu için Resulullah'a süt de vermemişlerdir. Yani özür dilemişler, yanımızda çok az süt var. Ve Resulullah'a biraz süt getirdiler. Kabilesi kendisi yok. Resulullah o sütü Ebu Bekir'le içti ve onlara bereket duası yaptı.
Rasûlullah orada akşam namazını kılarken onlar da Rasûlullah'ın arkasında durup beraber kıldılar. Bu da bir özet. Şimdi esas meseleye geleceğiz. Tabii Peygamberimizle o buluştuğu gece, Bureyde bin Hüseyb, Rasûlullah ile o gece ondan Meryem suresinin kalan kısmını öğrendi. Yani çok da zeki. Peygamber okumuş yatsı namazında çölde, o da onu öğrenmiş. Şimdi hicret sırasında esas geniş rivayet bu. Bir gece yarısı gözleri önüne Mekke'den çıkıp Medine'ye doğru yola çıkması Peygamberimizin. Yani müşriklerin gözleri önünde kalktı, yola çıktı. Efendim Sevr Dağı'nda 3 gün bekledi. Ondan sonra çıktı yavaş yavaş, konak konak ve nihayet bu bölgeye geldi. Ve tabii o sırada her tarafta anons yapılıyor. Ebu Bekir'i, Rasûlullah'ı ölü veya diri getirene 100 deve ödül verilecek, 200 deve. Bütün o yoldaki güçlü aşiretler, güçlü insanlar bu ödülü almak için can atıyor. Yani kendisi de bunu duydu. Yani ne edip etmeli? Yani bunları Medine'ye yetişip Medine'ye girmeden bulmalı, vücutlarını ortadan kaldırmalıydılar. Ölü veya diri. Hemen hızla harekete geçtiler. Çeşitli yerlere dağılarak birkaç koldan aramaya koyuldular. Ama elin altında 80 küsur şey vardı, vurucu insan, genç vardı Eslemoğullarından. Bunlar hepsi süvariydi, silahlıydı. Aramaya koyuldular. Tabii ayrıca meseleyi kesinleştirmek için de onları diri veya ölü getirene 100 deve ödül vereceklerini vaat etmişlerdi. Yani ister ölü ister diri müşrikler. Tabii bu ödül haberi o havalide oturan hemen hemen bütün kabilelere ulaştı. Mesela Gıfar oğullarından efendim birisi geldi. Hani meşhur Süraka geldi, Peygamberimizi tutamadı. Altına kuma saplandı. Hep o 100 deve. 100 deve. 4 kişi yolda gidiyor. Birisi gayrimüslim Abdullah bin Urayqıt, yol gösterici. Amr ibn Füheyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bütün kabileler bu mükafatı almak istiyordu. İşte Bureyde bin Hüseyb de genç, vurucu, güçlü, çölde büyümüş, dizginine sahip, kılıcına sahip, okuna sahip bir insan. O da mükafatı almak istiyordu. Yani durduğu yerde 200 deve alacaklar. Öyle kolay bir şey değil. Gidecekler Mekke'ye, cenaze teslim edecekler Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah'ın. Ver develerimizi diyecekler. Tabi Bureyde bin Hüseyb aynı zamanda Sehm oğullarının oldukça genç bir reisi. Yani Eslem oğullarının Sehm kolundan. Böyle oldukça yiğit bir insan. Bu mükafatı hiç kimseye kaptırmayacağım diyordu. Yani bu mükafatı biz alacağız. Çünkü mutlaka Muhammed ve Ebu Bekir bu Gamim boğazından geçecekler. Mekke deniz bir taraf, bir taraf dağlar. Yani bir vadi var, Gamim, Vadil Gamim. Oradan geçecek. Bugünkü o otobanın geçtiği yer. Ve tabii 80 kişi adamını yanına aldı. Silahlı hepsi arkadaşı. Efendimiz'i ve arkadaşlarına aramaya başladı. Yani nasıl olsa onlar Mekke Medine arasındaki bu kendi toprakları olan Gamim Vadisi'nden geçeceklerdi. Buhari'sinden böyle Hacı Ümre'ye giderken geldiniz mi levha, Vadil Gamim. Tabii yatmazsanız, dikkat ederseniz nedir burası? Yani çok anıları var, birisi de budur yani. Nihayet bu genç lider ve silahlı 80 arkadaşları baktılar ki geliyorlar, 4 kişi geliyor. Böyle kindiden sonra serinlik vaktinde geliyorlar Gamim Vadisi'nde. Tabi Bureyde bin Hüseyb durdu. Dediler ki işte reis, hangisi bu peygamber? Vallahi durun bakalım dedi. Ya budur ya budur. Yani Hazreti Ebu Bekir'i de şey yapmıyor. Hiç görmemişti. Resulullah'ı da görmemiş. Bakalım dedi. Anlayacağız şimdi. Çünkü 4 kişi geliyor. Ve tabi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh baktı ki bu 80 kişi
kum tepelerinden çıktılar. Hepsi silahlı, mızraklı, kılıçlı. Hazreti Ebubekir bunları görünce çok endişelendi, telaşlanmaya başladı. Kendi deyişiyle dedim ki bu işte buraya kadar. 80 tane adam silahlı. Hepsi de o mükafata ödülü almaya şey yapmış, ayarlanmış. Endişelenmeye başladı. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam yine döndü diye Ebubekir telaş nedir? Bu şey dedi ya Resulallah ben ölsem öldürülsem bir şey değil bir kişi. Ama sana bir şey olsa ümmet yani ahirzaman peygamberi Efendimiz gene meşhur sözünü söyledi. La tahzen innallâhe me'ana. Mahzun olma Allah bizimledir. Bu tarih boyunca Müslümanların dilinde slogan olmuştur. Yani doğru bir şeydir, ayet-i kerimedir. Yani hüzünlenme, Allah bizimledir. Ha bazen hüzünleniyoruz mümin haklı olarak. Ya Rabbi işte ahir vakit, bu nasıl oldu, bu nasıl olacak? İşte geldiler burnumuzun dibine bu kefereler. Çanakkale'de de böyle geldiler. Çanakkale'de yani hiç biz silah milah sıkamayız dediler. Ölmüş hasta adam Osmanlı niye yapacak? Ama bir anda karşılarında 250 bin evliyaullahı buldular. Hepsi şehit oldu. Yani meşhur o İngiliz'i la'in olan Churchill yani avam kamerasında şunu söylemiş. Biz yola çıkıyoruz. Filan gün akşam saat 5'te Dolmabahçe'de akşam kahvesini içeceğiz. Gelin oraya. Yani akşam kahvemizi içeceğiz orada. Hani kahve? Tarumar oldular. Ama ne de orada da bir slogan dolaşıydı. Rüyalarda temessül şeklinde La tahzen innallaha ma'ana. Mahzun olmayın Allah bizimledir. Her zaman bu böyle. Bazen Müslüman hesap yapar. Ya işte Amerika'nın bir kadar topu var, tüfengi var, füzesi var mı? Yani Allah'ın hiçbir şeysi yok mu? Yani Allah hiçbir şey yapamaz mı? Allah'ın gücü yok mu? Ya Müslüman Allah'ın gücünü konuşur. Rusya'nın bu var, öbürünün bu var. Yani bir şey olur mu? Ya işte Kur'an'la dalga geçiyorlar, top gibi oynuyorlar. Top gibi oynadılar, Allah da akşam kiliselerini yaktı. Ha, oynasınlar bakalım. O bir ikazdır benim anladığım. Yani Notre Dame önemli bir şeydir. Niye yandığını da bilmiyorlar. Yani Allah bizimledir. Tabi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh beşer olarak telaşlanıyordu. Fakat Resulullah hiç telaşlanmadı. Çünkü o Allah'ın Resulü'ydü. Onun hamisi de Yüce Allah'tı. Bütün kalbiyle Allah'a tevekkül etmişti. Gamim Vadisi'nde akşama doğru serin bir vakitte etraflarını saran bu 80 silahlı adamların durdu peygamber yüzlerine teker teker baktı. Böyle 80 kişiyi dizin. Efendimiz hepsinin yüzüne böyle teker teker bakıyor. Hazreti Ebubekir aman ya Resulallah öne çıkmayın. Bunlar işte Eslem oğullarından işte bedevidirler, şöyledirler, böyledirler. Peygamber hepsine baktı. Ve lider olan Bureyde'yi gördü, genç. Atın üstünde çünkü atı farklı, duruşu farklı, hürmet ediyorlar. Ve Efendimiz bir rivayette selam verdi. Selam verdi. Fakat selamı bizim anladığımız gibi selamun aleyküm de git. Selamun aleyküm men ittebe'al huda. Hüdaya tabi olanlara selam olsun. Hristiyan'a da bu söylenir. Yahudi'ye de. Ha bazı ulema diyor ki Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü desen olur. O bir temennidir. Bir duadır. Onun hidayetine bir temennidir. Tabi Peygamberimiz selam verdi. O da kafasıyla selamı aldı. Dedi delikanlı sen kimsin? Senin adın nedir? Böyle tabi ama bir bakış baktı ki Peygamber Efendimiz. O 80'ine de böyle bir baktı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh aman ya Resulallah bunlar tehlikelidir, Eslem oğullarıdır falan. Tabi sen kimsin dedi, adın nedir? Tabi burayı da bin Husayb ferasetiyle aynadı. Bu konuşan Ebubekir değil Allah'ın Resulü'dür. Kalben öyle hissetti. Doğru da hissetti. Dedi ben Bureyde'yim efendim. Adım Bureyde.
yani hürmetle söylüyor değil mi? Seyyidim, efendim, benim adım Bureyde. Bureyde mi? Evet dedi, Bureyde. Hemen Efendimiz döndü Hazreti Ebubekir'e. Müjde ya Ebubekir. Yani o umutsuzlanma, üzülme. İşimiz serinlendi, bak düzeldi işimiz. Karşımızdaki Bureyde, Bert'ten geliyor. Yani serin, soğuk, öyle şey değil. Yani bak işimiz serinledi, Bureyde dedi. Ve tabi Arapça Bureyde, yani serinlik demek. Yani Araplar der ya, el berdu küllü mine dert. Yani bütün dert soğuktan gelir. Yani Bert, Bureyde. Resulullah ona döndü dedi, Bureyde, sen hangi kabiledensin? Burayı da döndü, dedi, ya Ebel Kasım, ben Eslem kabilesindenim, Eslem oğullarındanım, cevabını verdi. Şimdi dikkat edin, efendim, hatta ya Muhammed, ondan sonra Ebel Kasım, Efendimiz döndü, müjde ya Ebubekir, işimiz kolaylaştı. Eslem oğullarından, Eslem kolaylık demek, selamet demek. Yani oradan Efendimiz bir hüküm çıkarıyor. İşimiz kolaylaştı diyor Ebu Bekir, müjde. Tabi Hazreti Ebu Bekir yine böyle bir telaş içinde. Resulullah Efendimiz döndü dedi, burayı da sen Eslem oğullarının hangi kolundansın? Dedi ki, ya Resulallah, bakın konuşmayın, tonu değişti. Sehm oğullarındanım. Yani Eslem oğullarının Sehm kolundanım. Efendimiz'e müjde ya Ebubekir, müjde. Oh çantan hayırlı olsun. Yani sehem oh çantası demek. Toparlanma şişesi demek sehem. Oh çantası. Tabii Resulullah Efendimiz'in hayatına bakın. Her şeyi hayre yorardı. Şerre yorduğu bir şey yok. Bazen şerli bir şey olursa onu değiştirirdi o ismi. Mesela Hayber'e gidiyor. Bir kılavuz deyip tutun, Heyber'e bizi götürsün. Diyor, bizi hangi yoldan götüreceksin? İşte diyor, Şihab yolundan, Beytünnar'ın oradan, aman aman aman, Beytünnar, Ataş, evi bilmem ne. Bu herif kılavuzluk etmesin bize. Yani hemen konuşmasında bunu söyleyince de bu etmesin. İşte Cin Vadisi'nden, şeytan bilmem dağın oradan, başka bir tane tutuyor. Nereden bizi götüreceksin? İşte ya Resulallah filan yerden, tamam, bizi oradan götür. Yani o isimlerden bile Peygamberimiz hüküm çıkarırdı. Ve hayre yordu bunu. Bu şekilde anladı, konuştu. Kendilerine bir zarar vermeyeceklerini düşündü. Tabii burayı da bin Hüseyin konuştuğu bu zatın kim olduğunu bilmiyordu önce. Fakat onun kendinden böyle emin duruşu, ciddiyetine, metanetine, cesaretine, konuşmasına hayran kalmıştı. Tanımak istedi, teyit etmek istedi. Dedi, siz kimsiniz efendim? Yani yanılmıyorum inşallah. Hayır hayır dedi Resulullah Efendimiz. Ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Deyince burayı da bin Hüseyin'in yüreği opladı. Tam isabet etmişti çünkü. Aman Allah'ım dedi, bu ödül almak için aradığımız adam. Öldürmek için aradığımız adam. Bu peygamber denen adam ama nasıl olur Mekkeliler onun hakkında ne kadar olumsuz kötü şeyler söylüyorlardı, kafasında bu karışmaya başladı. Halbuki bu adamın bu kadar tatlı, güzel, hoş oluşuna bakın hele dedi, düşündü, kafası karıştı bir anda. Tabii içinde müthiş inkılaplar olmaya başladı, müthiş şeyler oldu. Peygamberin yüzüne bakıyor, peygamber ona bakıyor. Yani onun yüzüne bakıyor. Hani daima deriz ya, bir nazar peygamber fahmı, kömürü elmaslara kalbeder. Yani peygamber nazarı kömürü değiştirir, elmas eder. Sahabeler hep böyledir. Ve burayı da bir sayıp da o anda o nazar peygamber karşısında kömürden elmasa dönüşümün inkılaplarını yaşıyordu. Yani nasıl olur, nasıl şey der? Resulullah da bir kıyas kendisine böyle nazar ediyor. Ve tabi Efendimiz döndü, dedi, burayı da seni imana ve İslam'a davet ediyorum. Ve burayı da hiç itiraz etmedi.
Nedir o davet dedi. İşte kelime-i şehadeti söyledi. Ve hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Yani imha için giden bir insan iman ile müşerref oldu. Öldürmeye giden bir insan iman ile ihya oldu. Peygamberin o nazarı o anda. Tabii kendisi Müslüman olunca işte bir heyecan falan, yandaki kabile gençleri de baktı, reis ağlıyor, reis bir değişti, yüzü değişti. Hemen onlar da Müslüman oldular. Ve tabii dedik ya, Resulullah imhaya gelenler imanla müşerref oldular, o 80 kişi. Ve tabii iman nuruna kavuşanların bunlar ne ilki ne sonu. Kıyamete kadar bu inşallah devam edecektir. Tabii Hazreti Ebubekir diyor, o telaş ettiğim 80 kişi atlarından indiler, peygamberle tokalaştılar ve toprakta teyemmüm ettiler. Yani kumda hazırlandılar. İşte Amr İbni Füheyre bir ezan okudu. Akşam namazını 83 kişi olarak kıldık. O 80 mücahit, yani o kişi, bir de 3 kişi kendileri, o birisi gayrimüslimdi, Abdullah bin Urayqıt. O yanına gitti, kendi inancına göre ibadet etti. Ve geceyi Resulullah burada geçirdi. Gece sabaha kadar bunlarla sohbet ettiler, o 80 gençle. Ve dün onu ve arkadaşlarını ödül için yakalamaya çaba sarf edenler, o gece Resulullah'ı beklemek için, nöbet tutmak için yarıştılar. O ben sana inanamam, ben inanamam. Peygamberi korumaya çalıştılar, nöbet tuttular. Ve sabahleyin Bureyde bin Hüseyyib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Sabah namazı da kıldıktan sonra. Dedi, ya Resulullah biliyor musun? Ben düşündüm. Yanınızda bir bayrak ve bayraktarınız olmadan Medine'ye böyle girmeniz doğru olmaz. Müsaade et, ben sizin bayraktarınız olmak istiyorum. Yani akşamki hadise, sabahki hadise, Meryem suresinden de biraz ezberledi. Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kıldı. Ve Peygamber Efendimiz nasıl dedi? Başından sarığını çıkardı. Mızrağının ucuna bağladı. Dedi, eğer bana imkan verirsen ben senin bayraktarın olmak istiyorum. Biz bir de hani akrabalık var uzaktan. Böyle kimsesiz, bir bayraksız bir şekilde girmenizi ben hoş görmüyorum. Müsaade etsen önünüze ben bayrak açacağım. Başındaki o ümameyi. Ve tabii o yolda tehlikeli kabileler de vardı. Yani eşkıya kabileler. Onların arazisinden o bayrağı dalgalandırarak Efendimizin yakınında yürüyerek emniyet içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlarını Medine'ye, Kuba köyüne getirdi. Ve bir müddet de orada kaldı. Tekrar geri Gamime döndü. Çünkü ailesi, aşireti orada. Ve tabii Peygamber Efendimiz artık Kuba'da kaldı. Sonra da Medine'ye geçtiler. Burayı da ayrıldı. Bir daha Gamime geldi. Aşağı yukarı 200 kilometre falandır yani. Ve tabii burayı da bir Hüseyin Müslüman olduktan sonra bir süre kabilesinde kaldı. Çünkü Peygamber de kal demedi burada. Ebu Sefer için için gidiyor. Medine'ye hicret etmek istiyor kabilesiyle falan. Ve tabi tahminen takriben Hicri 5. yılın sonunda veya 6. yılın başlarında, ihtilaf vardır burada. Yani miladi 627-28 yılında Medine'ye geldi. Gamim'den kalktı, Medine'ye geldi. Tabi kabilesinden de gelenler oldu. Onlar da gelip gidiyorlar Medine'ye. Ancak geldiğinde Bedir savaşı bitmişti. Uhud da bitmiş diye söylenir bazılarına. Fakat kendisi Uhud'la ilgili bir şey anlatır. Bureyde radıyallahu anh der ki, Uhud gazvesinde, yani bu onun katıldığını gösteriyor 4. yılda, bir adam, yani müşrik birisi şöyle dua ediyordu: Allah'ım, eğer Muhammed hak peygamberse beni yerin dibine batır. Otomatik deli bu adam. Muhammed hak peygamberse beni yerin dibine batır.
Vallahi o adam derhal yere geçti. Yani Uhud'da böyle bir müşahadesi var, yer onu yuttu diye söyler. Ha, başka seferlere de Hendek, efendim Mureysi gazvelerine de katıldığından bahsedeceğiz. Ha, Hudeybiye sulh anlaşmasına da iştirak etmiş. Bi'at-ı Ridvan'da bizzat bulunmuş. Heyber'in, Mekke'nin fethlerine katıldı daha sonraki yıllarda. Ve hatta daha sonra Halid bin Velid'in ve Hazreti Ali radıyallahu anh komutasında bazı seriyelerde de bulundu. Tabi fazilet sahibi bir adam. Resulullah'a her hususta itaat ederdi. Peygamberin bayrakları. Resulullah'ın yanında onun apayrı bir yeri vardı. Efendimizin huzuruna teklifsizce girip çıkabilirdi. Yani izin almadan Peygamberin huzuruna girip çıkabilirdi. Ve Resulullah'ın yanından ayrılmadı ölene kadar. Bütün savaşlara katıldı. 16 gazvede Efendimiz'le birlikte oldu. Şimdi tabi onun o rivayet etmiş olduğu 164 tane hadisten, hadiseden birkaç tanesinden bahsedelim. Diyor ki Bureyde bin Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Kureyş kabilesinden mensup bir adam geldi. Resulullah ona iltifat ederek yanına yaklaştırdı. Adam kalkıp gidince de Bureyde bu adamı tanıyor musun diye sordu. Yani Kureyş'ten bir tane geldi. Peygamber Efendimiz'in yanında oturdu. Tanıyor musun? Dedi. Evet dedi, o Kureyş'in soylu soplu şerefli ve zenginlerinden biri diye cevap verdim. Sonra ya Resulallah ben onun hakkında bildiklerimi söyledim ha. Yani siz daha iyi bilirsiniz, bilirsiniz. Salih mi fasık mı bilmiyorum. Ben bildiğimi söyledim. Resulullah bu adam kıyamet gününde Allah'ın hiç değer vermeyeceği bir kimsedir. Yani zengin mengin söyledim ama Allah buna hiç değer vermeyecek kıyamet gününde. Tabii onun bir şeyi daha vardır. Beni Mustalık oğullarının üzerine Efendimiz gözcü olarak göndermiştir. Bu Beni Mustalık İslam tarihinde Hendek'ten bir önceki seferdir. Önemli bir seferdir. Medine'nin dışındadır. Mustalık oğulları yurduna yapılmıştır. Ve Mureysi seferi de denir. O kuyu başı var ya, münafıkların şey ettiği sefer. Ve Hazreti Cüveyriye'nin köyü. Hazreti Cüveyriye bu savaşta esir alındı. Sonra Resulullah'la evlendi. Şimdi onların reisi Haris bin Ebi Dirar meşhur. Kavmi arasında dolaşarak yine Yahudilerin finanse ettiği bir şey. Araplardan böyle söz geçirebildiklerini Resulullah ile çarpışmaya davet ediyordu. Ordu kuruyordu, örgüt kuruyordu orada. Ve tabi daveti kabul ile karşılanan atlar, silahlar satın alınıp veriliyordu. Yine diyorum Yahudiler bunu finanse ediyordu. Ve Resulullah'ın Medine'nin üzerine yürümek için hazırlık yapıyorlardı. Bir teşkilat kuruyorlardı. Resulullah Beni Aleyhisselatü Vesselam bu Beni Mustalıkların bu tutum ve davranışlarını haber aldı. Durumu incelemek, öğrenmek üzere Bureyde bin Hüseyb el-Eslemi'yi Haris bin Ebi Dirar'ın yurduna gönder. Niye? Çünkü bunlar da çöl ehli. Hemen hemen birbirlerini tanıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz öyle tanımayan birisini göndermez. Bureyde bin Hüseyb dedi ki ya Resulullah gideyim. Yani bu Haris bin Ebi Dirar'ın başkanlığında böyle bir şey var mı yok mu Mustalık okulları? Fakat beni Mustalıkların şerlerinden korunabilmem için gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şeyler söyleyebilir miyim? Yani sizin aleyhinizde konuşabilir miyim diye müsaade istedi. Peygamber Efendimiz müsaade etti. Git istersen aleyhimde konuş. Yeter ki doğru bir istihbarat yap. Çünkü istihbarat çok önemli. Tabi Bureyde bin Hüseyin radıyallahu anh Beni Mustalık'ın yurduna gitti. Yanlarına vardı. Topluluklarını yakından gördü. Ne yapıyorlar? Eğitim yapıyorlar. İşte Yahudiler onları finanse ediyor falan. Bureyde bin Hüseyin'i gördüler. Ya kimdir bu adam? Ne geziyor diye sordular. Bureyde dedi ki ben sizlerden bir adamım. Ben de işte Vadil Gamim bölgesinde adamıyım. Şu Muhammed denen adam için derlenip toplandığınızı işittim. Doğru mu?
Evet dediler. Bir ordu kuracağız, Medine'ye saldıracağız. Ben de istedim ki kavmim ve bana itaat eden kişilerle birlikte geleyim de onların köklerini kazıncaya kadar sizinle birlikte işbirliği yapayım. Yani istihbarat çok önemli. Bugün daha da önemli. Evet. Ve tabii Haris bin Ebi Dirar, ki daha sonra Resulullah'ın kayınbabası olacak, sahabe olacak, dedi valla biz bu iş üzerindeyiz. Yani Khayber Yahudileri de yardım ediyor. Bir an evvel bu Medine'yi ortadan kaldırmamız lazım. Ama yanımıza gelmekte acele et. Her an Medine'ye baskın yapacağız. Burayı da dedi ki şimdi hayvanımı atlar. Kavmimden çok büyük bir cemaatle yanınıza gelirim. Bekleyin beni. Gelirim. Çabuk gel dedi. Hemen geliyorum. Ve tabii burayı da radıyallahu anh hemen Medine'ye döndü. Beni Mustalıklardan gördüğünü, duyduklarını bütün ayrıntılarıyla Resulullah bildirdi. Resulullah Efendimiz hicretin 5. yılının Şaban ayının ikisinde Medine'de yerinde Zeyd bin Harise'yi vekil olarak bıraktı. Yola çıktı. Ve Beni Mustalık oğullarını bir gece sabaha yakın esir alındı. Kıpırdayamadılar. Efendimiz bloke etti onları sabaha yakın ki bir saldırıda. Esir çok alındı. Esirlerin boynlarını bağlayıp Bureyde bin Hüseyb'i de onlara memur etti. Bu esirlere bakmaya. Tabi Cüveyriye validemiz de bunların içindeydi. Ta alıp bunları Medine'ye getirdiler. Daha sonra Cüveyriye validemiz Peygamber Efendimiz'le evlenince evliliği kabul etti. Ve sahabeler de ki bu esirler bizim dayılarımız. Madem ki esas adı Zeynep'ti, Peygamber Efendimiz Cüveyriye, yani kadıncık anlamında şey yapınca dediler ki biz dayılarımızı esir edemeyiz. Herkes elindekini bırakınca esirler Müslüman oldu. Yani böyle bir dini biz zaten arıyorduk. Tabii daha sonra bu Haris bin Ebi Dirar geldi kızını kurtarmaya. 2 tane deve getirdi ama çok kıymetli deve. Medine'ye yetişmezden birini sakladı. Bir yere bağladı, birinden geldi. İşte Efendimiz'e dedi ki ben Haris bin Ebi Dirar, böyle böyle bir hata ettik. Biz kaybettik, sen kazandın ya Muhammed. Ben kızımı kurtarmaya geldim. Kim? İşte Cüveyriye annemizi. Çağırdı Cüveyriye'yi, dedi bu tanıyorsunuz dedi, babam. Hatta kardeşi de vardı. Dedi eğer isterse Cüveyriye yurduna dönebilir. Yok istemezse burada kalabilir. Ben ona evlilik teklifi yapıyorum. Ya dediler sen nasıl peygambersin? Hem kızımızı esir alıyorsun hem de evleneceğim bununla. Tabi Cüveyriye bir olay anlattı. Yani kaç gece evvel kocasına gördüğü gibi rüyayı söylüyor. Medine'den bir ayın geldiğini, yatağına girdiğini. Kocasına söylüyor, o da kıskançlığından dövüyor. Vücudunda izi var. Peygamber Efendimiz vücudunun filan yerinde o tokat izi var. Deyince kadın iman etti. Ve gitmedi, Müslüman oldu. Ama Ayşe annemiz de davası ölene kadar devam etti. Yani o da ayrı bir şey. Tabii adam dedi ki benim bir devam var. Ya Muhammed. İşte kızımı kurtarmak için kurtulmalı akçe. Çoğu da kıymetli hecin devesi. Peygamber Efendimiz dedi yani bundan başka yok mu? Yok. Haris dedi bundan başka yok mu? Yok. Dedi ya filan vadide sakladığın ikinci hecin devesi. Vallahi diyor Muhammed orada hiç kimse yoktu. Dedi Allah bana bildirdi. O deveyi git oradan getir. O da bizimdir. Ve tabii Müslüman oldular. Mustalık oğulları. İşte bu seferin istihbarat işini yapan efendim onları ortaya döken burayı da bin Husayyip'tir. Tabi daha sonra esirler hepsi serbest bırakıldı. Evet. Hendek gazvesinde bulunup bulunmadığına dair bir şey yok. Yani kayıt yok. Ancak şunu söyleriz. Mustalık oğulları seferi hicretin 5. yılının Şaban ayının başlarında oldu. Hendek kuşatması ve Hendek savunması ise hicretin 5. yılının Şevval ayı. Yani şimdi Şaban araya Ramazan girdi. Ramazan'dan sonraki aya da Şevval diyoruz.
iki ay sonra bulunmaması mümkün değil. Fakat ismi geçmediği için bazı tarihçiler diyor ki orada yoktu. Evet. Tabii aktif olarak birçok şeylere karşı çıkmıştır. İslam ordusuna yer almıştır. Çünkü o savaşta bulunan onda da bulunmuştur. Tabii hicretin 6. yılı Zilkade ayında Hudeybiye'de Hudeybiye sulh anlaşmasına iştirak etmiş. Biat-ı Rıdvan'da bizzat bulunmuştur. O ağaç altında peygambere biat edenlerin içerisindedir burayı da. Ve tabii 6. yılından itibaren yapılan bütün gazvelere Resulullah ile birlikte katılmıştır. İştirak etmiş olduğu gazvelerin sayısı 16 dedik. Bunlardan Hicri 7. miladi 629 yılında yapılan Heyber gazvesine katılmış, yine bayraktardır. Heyber gazvesine katılmış. Heyber'in fethinde çok yararlılıklar gösterdi. Hatta açılan bir gedikten kalenin içine dalanlardan biri de budur. Ama orada bir şey söyler. Kırmızı bir elbise giymiştim. Yanlış etmişim diyor. Daha sonra bu harpçilikte çünkü parlar o kırmızı. Daha sonra bunu alçak gönüllükle aykırı bulduğunda itiraf eder. Ben o gün nasıl olur? O şekilde kırmızı giymiştim. Düşman beni görür. Çünkü kamufle edilmesi lazım. Ve utanırdı. Niye o gün o hatayı yaptım diye. Yani Heyber'de de bulunmuştur. Ve tabii Peygamber Efendimiz onu çok sever. Ha bazen bir sefer esnasındaki Tebuk seferi olsa gerek. Bazı develer yorulmuş, eşyalar kalmış. Peygamber Efendimiz onun sırtına eşya yüklemiş. Demiş getirin bu ezzemiyle. Yani bu yük şesidir, devesidir. O da gülmüş demiş ya Resulallah ben taltif ediyorsunuz. O bütün eşyaları sırtında taşımıştır. Yani Bureyde bin Husayb radıyallahu anh. Tabii hicretin 8. miladi 630 yılında vuku bulan Mekke fethine iştirak etmiş. Yine bu seferde bakıyoruz her kabile kendine ait birer kuvvet halinde. Bayrakları ayrı ama Bureyde radıyallahu anh Resulullah'ın ana bayrağını taşıyor. Yani flama değil de ana bayrağı taşıyor. Bir er olarak Resulullah'ın önünde Mekke'ye girdi ve peygamber işaret etti. Oraya yani Mescid-i Şecere dediğimiz veya Mescid-i Raye dediğimiz cin mescidinin karşısında o zaman mescid yok. İslam'ın bayrağını o dağın eteğine dikmiştir. Handeme Dağı'nın Efendimiz'in işaretiyle ve ondan sonra Efendimiz'le nasıl namaz kıldığını, nasıl abdest aldığını bize aynen anlatır. Tabii Mekke fethinden kısa bir müddet sonra Hüneyn Savaşı'nda Beni Eslemler'den yanında bir koyun bulunan bir adam Resulullah'ın önünü kestidir ve Resulullah kendi hayvanının üzerinde bulunuyordu. Bu Hüneyn Savaşı, bu da Cürane tarafında olan bir savaş. Tabii o Eslemi peygamberin önünü kesti dedi. Ya Resulullah bu koyun bir hediyedir. Sana hediye ediyorum. Resulullah dedi ki sen kimlerdensin? Dedi Eslemlerden bir adamım. Peygamber bak dedi ben müşrik olan birinin hediyesini kabul etmem. Eğer Müslümansan kabul ederim. Müşriksen kabul etmem. O dedi ki ya Resulullah ben Allah ve Resulüne iman etmişimdir. Yani ha şahidin Bureyde bin Husayb'tir. Malımın zekatını geldi o aldı götürdü. Ben iman etmesem zekat verir miyim? Zekatımı ona göndermişim. Burayı da hemen geldi Resulullah çağırdı dedi. Ya Resulullah bu adam doğru söylüyor. Bu adam benim kavmimin şereflerindendir, sıfah mevkiine konmuştur. Ve ben onun zekatını aldım hazineye getirdim. Yani şahitlik etti. Efendimiz de döndü dedi ki sen niçin peki Nahle'ye gelmedin? O da dedi ki evet bugün Nahle sıfahtan daha bol otludur. Yani davarlarını otlatıyor orada. Fakat biz gördüğün gibi yük hayvanlar üzerinde bulunuyoruz. Onları Cürane'ye kavuşturacağız dedi. Tabii devesi Resulullah'ın hizasına gelince dedi ya Resulullah yanımdaki koyunu da Cürane'ye sürüp götüreyim mi? Yani sana hediye ettiğim. Peygamber de hayır hayır sürüp götürme. Fakat sen Cürane'ye yanımıza geldiğinde
sana inşallah ben çok davar hediye edeceğim. O Eslemiye Müslüman olduğu için Bureyden'in şehadetiyle ve tabi Eslemi başladı soru sormaya. Eline geçmiş peygamber. Bazen bizde de var ya, kitap okumayız, bir hoca elimize geçtim. Hele bunu da sorum, hele bunu da sorum, hele bir tane daha sorum. Evet, bir ilmihal okumayız ama. Evet. Dedi ya Resulallah, namaz vakti girince ben de havuz çevresindeki deve ağalının içinde bulununca namazımı o deve ağalının içinde kılayım. Hani develer var ya, develerin ahırında veyahut ağalında kılayım mı? Resulullah hayır, kılamazsın dedi. Eslemi peki, namaz vakti girince ben de davarların gecedeki yerin içinde bulununca kuzuların içinde namaz kılabilir miyim? Resulullah evet dedi. Tabi Eslemi durdu, niye ona hayır buna? Eğer necaset cihetinden bakılırsa o da necaset o da. Hayır, develer ürkektir. Namaz kılırsan gelir ezer seni. Ama koyun seni ezmez. Koyun gelse sıkıştırsa da seni çeker gider. Onu söylemek istedi Peygamberimiz. Yani koyunun olduğu akırda kıl emniyetlidir demek istiyor. Yoksa necaset olayı ayrı. Ama develer, hatta bir şeyde develer ifrit gibidir. Kapabilir, tekmeleyebilir ama git öbüründe kıl. Yani temiz yer varsa yine mana odur. Eslemi dedi ki ya Resulallah, arada sırada su uzakta olur. Şimdi adamı da susturmak istiyor. Yeter Resulallah, iki soru sordun. Bugün yani kalabalık, bir sorum dedi daha var. Ya Resulallah, arada sırada su uzakta olur. Adamın hanımı yanında bulunursa, yani zevcesine yaklaşması doğru olur mu su uzaktayken? Efendimiz evet dedi, yaklaşır, teyemmüm eder. Ya Resulallah bir soru daha. Dediler, yani tamam. Dedi ya Resulallah müsaade etsin, bir soru daha nedir? Aramızda hayızlı kadınlar bulunur, su da uzakta olursa. Bu kadın temizlenmek için ne yapar? Yahu dedi teyemmüm eder. Su gibi temizleyicidir toprak. Eğer su yoksa, adam tabi dedi ki ya Resulallah, Allah senden razı olsun, benim için müşkül. Bak bu adam için müşkül bu. Deve ahırı, davar ahırı ve gusül abdest. Şimdi bu da onun seviyesini gösterir. Şimdi bazen karşımıza bu gibi sorular çıkar. Kızmamak lazım. Adamın bütün dünyası bu. Bütün dünyası bu. Ben Etbalık'ta imamlık yaparken bir ihtiyar amca bir güneye kalktı. Böyle kış günü bir soru kağıdı böyle öyle bir öfkeyle bana verdi ki, al dedi bunu oku. Ben, nedir hocam? Dua muamis diye. Açtım. Ne deysen bize hikaye anlatırsan, sahabe, evliya, millet gusülü bilmiyor. Seviye bu. Dedim ya bu adam bak şimdi bunu verdim cemaat. Bu kaç yaşında şimdi? Rahat 70 yaşında. Yani 70 senedir bunu öğrenememişsen, ben hutbede söylesem ne olur, söylemesem ne olur? Ya artık bu bir problem değil, öğrenin ya. Bitsin geçsin bu. Ya varsa otur, hocam bunu anlat bize bile. Ya 40 yaşında, 50 yaşında insanlar artık bunu geçmemiz lazım. Evet. Tabii bu Eslemi geldi Cirane'de Resulullah'ın yanına. Resulullah ona 100 tane devar hediye etti. Çünkü ondan anlıyor ya. Evet. Tabii Efendimiz Halid bin Velid'i Yemen taraflarına bir seriye ile gönderdiği zaman Bureyde bin Husayb'e de bu seriyede bulunarak yine cihat sevabından nasibini almıştır. Halid'le gitmiştir. Yine 8. ve 9. yılları Hazreti Ali'nin komutanlık yapmış olduğu yine Yemen'e o seriyede bulunmuştu. Muharebeden sonra çok ganimetler paylaşırken Hazreti Ali ile arasında bir ihtilaf çıktı. Hazreti Ali ile aralarında bir ihtilaf çıktı. Tabi biraz kırıldılar birbirine. Gelip bu durumu Resulullah'a aksettirdiler. Resulullah aleyhisselatü vesselam Bureyde'yi çağırdı. Dedi Ali ile niye geçinemiyorsun? O da aramızda bir şer'i mesele vardı. Ganimetin paylaşılması ondan deyince
Efendimiz çok üzüldü. Ali'yi üzen beni üzer. Deyince hemen burayı da o iştahından vazgeçti. Ali'yi üzen beni üzer. Ve Resulullah'ın bu sözünden sonra hemen gitti Hazreti Ali'den özür diledi ve sen haklıymışsın kardeşim beni affet dedi. Erdemli de böyle. Ve tabi Hicri 9. yani 630 yılında yapılan Tebuk seferi için kendi kabilesini hazırlamakla görevlendirildi. Yani zorluk ordusundaki görevini başarıyla tamamladı yine. Resulullah'ın katipliğini de yapmıştır Bureyde bin Husayb ve 10. yılda yapılan veda hacına Peygamber Efendimiz'in yine yanında bayrağı taşıyan adam. Mükemmel bir hac yapmışlardı Hacı Ekber. Ve Efendimiz'in miladi 602 yılında hastalığı esnasında Peygamber Efendimiz bir ordu hazırladı biliriz. Yani Usame bin Zeyd ordusu. Bu Beni Asfarların üzerine Bizans Rum ordusunun üzerine gönderecekti babasının yerine. Bazı ihtilaflar oldu. Dediler ki bu çocuk Üsame'de 19 yaşında bir çocuk nasıl komutan olursa olur. Peygamber de ısrarla Üsame'ye gidecek. Üsame bu ordunun komutanıdır. Ona da çok dua etti. Ve Bureyde bin Husayb'ı çağırdı. Dedi bayrağını hazırla gidiyorsun. Bu ordunun bayrakları sensin. Efendimiz o bayrağı eliyle dürdü. Dedi götür şeye cürüfe dik. Millet orada toplansın, oradan Şam'a gideceksiniz. Ve Bureyde bin Husayb hemen evine bile uğramadan o bayrağı götürdü, cürüfe dikti bugünkü kıbleteğinin arkasına. Orada ordu toplandı ama ne garip ki o bayrak son bayrak tarlığıydı. Çünkü Resulullah vefat etmişti aleyhissalatü vesselam. Bayrağı bir daha topladı, getirdi bize Hane-i Saadet'in önüne dikti. Yani herkes onun bayraktar bilirdi. Ve tabi ilk bayraktar, son bayraktar. Tabi Peygamber Efendimiz'e demişti ya Kuba'ya bayraksız gitme ya Resulullah. Sana bir bayraktar lazım. Efendimiz de bu görev vermişti ona. Peygamber Efendimiz'in 3 gün cenazesinin defni bittikten sonra Halife Hazreti Ebubekir Şam ordusunu bir daha hareketlendirdi. Ve Bureyde'yi çağırdı. Dedi o bayrağı götür, cürüfe dik. Peygamberin verdiği bayrağı sen taşı. Ve Üsame ordusu Bizans Rum ordularının üzerine gitti. Bureyde artık İslam'ın bayraktarı ölünceye kadar. Ve tabi Bureyde bin Husayb radıyallahu anh Efendimizin hayatı boyunca kendisi de Medine'de kaldı. Hazreti Ebubekir'in hilafeti esnasında İrtidat olaylarını bastırmak için cihat ordularına katıldı. Aktif görevler yaptı. İşte Müseylemetül Kezzab'dır, öbürüdür. Bunlarla mücadelede. Hazreti Ömer devrinde, ben böyle özet geçeyim. Kumandan olarak görev alan Bureyde. Hazreti Ömer onu komutan etti. Basra şehrine. O zaman daha Bağdat, Basra yok. Basra şehri küçük bir köy. Şatul Arab kenarında işte onu oraya gönderdi. O şehrin kuruluşuna mühendis oldu bu sefer. Ebu Musa el-Eş'ari ile kanallar manallar halen Basra'da kanallar vardır. Ebu Musa kanalları. Fırat ve Dicle'den su alır şehre getirir o kanallar. Bunların mimarlığında çalıştı ve orada kaldı. Basra'da kaldı. Epey kaldı. Yakın yerlere, seferlere, cihada gitti ve tabi orada bir ev yaptı, Basra'ya yerleşti. Yatmak için de yaşı da ilerlemiş. Orada talebe yetiştirdi. Yani Hasan-ı Basriler ondan sonra geldi. Onlar temelini attı. Hazreti Osman devrinde benim damarlarımda cihat kanı akmaktadır. Hayatım at sırtında geçer sözünü tekrar hatırlatarak Hazreti Osman'dan izin istedi. Horasan taraflarını feth için giderek Horasan bölgesini birçok yerlerin fethine katıldı. Oraların İslamlaşmasını sağlayan önemli sahabeler arasında. Şimdi Horasan neresi? İran'ın Asya'ya doğru olan bölgesi. Ya Türkiye'de Horasan var. Erzurum tarafında o bir köydür, bir semttir. Ama esas Horasan bölgesi
oralardır. Oraya gitti, o bayrağı dikti Bureyde bin Husayyib radıyallahu anh. Hazreti Ali devrinde fitne fesat olaylarından uzak durdu. Hatta kendisine de Bureyde, yani Ali ile olan şeyin hayır dedi. Ali ile değil, benim Müslümanlara karşı kılıcım kınından çıkmaz. Hiç kimse de bana o kılıcımı çıkaramaz. Müslümanlar arasında kavgaya ben karışmam. Bu savaşların hiçbirine katılmadı. Tabi kendi görüşünü öğrenmek için Hazreti Ali, Osman, Talha, Zübeyir hakkında ne düşünüyorsun? Sanki gazeteciler soruyor ya, ne düşünüyorsun? Ha, bir şey ağzından çıksın. Ama öyle de hiçbirinin, yani her birinin ismini ayrı ayrı söyleyerek, Allah Ali'ye rahmet etsin, Osman'a rahmet etsin, Talha'ya rahmet etsin, Zübeyir'e rahmet etsin diye. Ve döndü, dediler ki peki Osman'ın katili kim? Orada durdu, dedi ben bunu bilemem. Allah onların ve Osman'ın katiline sebebiyet verenlerin cezasını, belasını versin. Yani sahabenin hepsini severdi. Bir daha bir şeyini anlatayım. Bir gün Muaviye bin Ebi Süfyan ile konuşurlarken tanımadığı bir adam gelip Hazreti Ali'yi zemmetti. Yani işte o Emevilerle Hazreti Ali arasında olan şey. Kalktı, ona kızdı. Tabii çok kızdı o Hazreti Ali'yi zemmedene, Muaviye'nin yanında. Tabii sonra kıyamet ve şefaat meselesi geldi sohbet esnasında. Tabii Muaviye bin Ebi Süfyan geçmişte Bureyde bin Husayb ile Hazreti Ali'nin arasındaki o bir ince ihtilafı biliyordu. Oradan yararlanmak istedi. Ve bunu yerinde değil, Ali'nin aleyhine bunu konuşturayım ki işte bu da sahabedir, peygamberin bayrakları Ali'nin aleyhine konuşsun. Ve dedi kıyamet günü ağaçların yaprağı sayısı kadar insanlar şefaata nail olacaktır. Doğru mu? Kıyamet günü. Bu sözü tabi işten Bureyde Muaviye'nin beklentisinin tam tersi olarak ona şöyle bir cevap verdi. Dedi Muaviye, herhalde sen bu şefaate müstahaksın. Pekala Ali bin Ebi Talib bu şefaate müstahak değil mi? Yani sen seni öyle görüyorsun, Ali dele değil mi? Ali asıl şefaate müstahaktır. Ve tabi bu tok sözlü hakperest olduğunu bir kere daha göstermiş. Ve tabi onun en bariz karakteri buydu. Kim olursa olsun hakkı açıkça söylemekten çekinmezdi. Dedi ki 164 hadis rivayet etmiş. Kendisinden iki oğlu Süleyman ve Abdullah ile Ebu Nadle, El-Abdi, Şabi, Abdullah bin Evs, El-Huzayi ve başkaları da rivayette bulunmuş. Bureyde bin Husayb'in rivayet ettiği hadislerden biri Bukhari ve Müslim'de. Ayrıca bir tanesi yalnız Bukhari'de. 11 tanesi Müslim'de yer almaktadır. Rivayet ettiği diğer hadisler başta 4 büyük sünen. Yani Sünen'e, Ebu Davud, Sünen'e, Nese'yi, Sünen'e, Tirmizi, bunlar da yer almaktadır. Hadis kitaplarında vardı ve Müsned Ahmed-i Muhammed'de onun rivayeti hadisler mevcuttur. Bu hadis-i şerifler bizzat Resulullah'tan dinlemiş olup harf ve kelimelerine dahi dikkat etmiştir. Ayrıca duymuş olduğu hadisler gereğini büyük itaat ve dikkatle yerine getirmiştir. Bu hadislerden ikisi şu mealdedir. Mesela talebelerine bunu öğretmiştir. Ben peygamberden duydum ki kâle aleyhissalâtu vesselâm, münafıklara efendim demeyin. O kadar cesur birisi. Yani Emevilerin o cırıt attığı dönemde. Çünkü onlar efendi olur, başkalarından üstün sayılırlarsa Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmiş olursunuz. Münafıklara seyyidim, efendim demeyin. Nezaketen bir şey diyebilirsiniz. Ama onu böyle yüceltmek, methetmek yok. Emanete hıyanet eden, kadını kocası aleyhine ve köleyi de efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir derdi. Yani emanete hıyanet eden, kadını kocası aleyhine. Ekseri bu kadınlarda vardır. Cahil kadınlarda. Kadını kocasını aleyhine kışkırtır. Evet. Köleyi efendisi, köle yok bugün. Bunlar bizden de gelir der. Tabii hanımların ismini tekrar söyleyeyim, bilmiyoruz.
Abdullah ve Süleyman adında iki oğlu var. Bu iki oğlu da oğlundan bizzat Resulullah'ın duymuş olduğu hadisleri naklederek onları mükemmel yetiştirmiştir. Ve onun en meşhur sözü Bureyde bin Husayb'in tarihe yazılacak sözü, hatta kabrinin olduğu Merv'de görmedim, camide bu yazar onun kabrinin yanında: at sırtında düşmana saldırmaktan daha güzel bir hayat şekli asla olamaz. Cihat. Evet. Efendim, Hicri 63. miladi 682-683 yıllarında Yezid bin Muaviye'nin saltanatı zamanında Türkmenistan'ın Merv şehrinde vefat etti. Kabri Hısın'dadır. Resulullah şöyle buyurur. Şimdi bir hadis rivayet, ölürken bu. Bu hadisi ölürken söylüyor. Diyorlar ki, üstadım sen Vadil Gamim'den çıktın, Medine'de kaldın, Resulullah'la şu kadar yaşadın, işte 16 sefere katıldın. Eğer arzu ediyorsan biz seni bir arabaya dahi kor, buradan Basra Körfezi'nden, denizden seni biz tekrar Medine'ye yetiştiririz. Medine'de kal, hastalığını orada çek, orada vefat et, işte Cennetül Bakiye gömül, ne kadar güzel bir şey değil mi? O diyor, hayır, gelin size bir hadis anlatayım. Gelin bir hadis anlatayım. Ve toplanıyor talebeler. Çünkü yüzlerce talebe yetiştirmiş Merv'de. Eğer bir gün, bugün oralardan, Belh'ten, Semerkant'tan, Bukhara'dan, efendim bu İslam büyükleri yetişmişse, bunların temel harcı var. Bunların bir İbrahim Ethemler yetişmişse, Şah-ı Nakşibendler yetişmişse, temel harcı bunlarındır, sahabenindir. Şöyle dedi, hayır dedi, bırakın beni şimdi Medine'ye götürmeye. Allah Resulü, Medine'nin o sakini aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zorla konuşuyor, anlatıyor. Ashabımdan hiçbir kimse yoktur ki bir yerde vefat etsin de kendisi kıyamet günü ora halkının yedicisi, lideri ve nuru olarak dirilmiş olmasın. Onun için dostlar, ben Merv kentinde kalmak istiyorum, Türkmenistan. Ve orada vefat etti. Ki onun için derler, kıyamet günü şarklıların yedicisi, önderi, nuru o olacak. Şimdi Ebu Eyvel Ensari Medine'de kalamaz mıydı? Ne işi vardı İstanbul'a evde 80 küsur yaşında bir adam? İşte zamanla kıyamet günü o da oranın lideri olacak. Safvan bin Muattal nedir buraya gelmiş? Medine'de ölemez miydi? Adıyaman'ın efendim Samsat ilçesine. Mesele neydi? Dava neydi? Burada yine sahabe var. Ama mezarını bilemiyoruz. Belki bir gün bulunur. 3-4 tane sahabe burada vefat etmiş. Bunlar bizim bayraktarımız, önderimiz, bir memleketin şeref timsali. Hayır diyor, ben Medine'ye değil, ben Merv'de gömülmek istiyorum. Vefat etti. Orada kendisini gömdüler. Tabii bir şey daha nasihat, vasiyet etti talebelerine. Dedi, çocuklar ben ölürsem böyle allı pullu mezar istemiyorum. Mezarımı iki taze dal dikilmesini vasiyet ederim. Ya ağaç mezarıma dal, böyle ağaç, çiçek şey yapın. Çünkü meşhur sahabelerden Resulullah'ın uyguladığı bir şeyi de anlatıyor. Yani Peygamber Efendimiz azap çeken bir mezarın üstüne iki tane hurma dalı attı. Yaş hurma dalı. Dedi, bu hurma dalları kuruyana kadar Allah'ı zikreder, dolayısıyla altındakilere menfaat olur. Onun için mezarlıklara bilhassa ağaç, meyve ağacından ziyade gölge ağaçları dikilmesi sünnettir. Peygamberin de tavsiyesidir. Yani mezarıma ağaç dikin. İşte zamanı şimdi baharda. Elhamdülillah şu anda ağaç sevgisi çok. Ben yani şu andaki nesil bu yönden çok iyi. Ağaç sevgisi var, ekiyorlar, mezarlıklarımız yemyeşil. Bir zaman biz ekerdik, gelir onu kırır degenek yapardı. Şimdi öyle değil elhamdülillah. Yani bu çok çok iyi. Çünkü Peygamber Efendimizin uygulaması var. Yani kabirleri yeşil ağaç yapmamız, o nebatat, o ağaç, şecere orada zikir eder, bu kabir sakinine menfaati vardır. Ve bu fayda verileceğini kabre düşünmüş
ve vasiyet etmiştir. Kabrine ağaç dikmişlerdir, yeşillik dikmişlerdir. Tabii zamanla onlar da gitti, cami yapıldı. Caminin müştemilatı içinde kabri kaldı. Şu anda Türkmenistan'ın Merv kentinde. Ama yalnız kendisi değil, başka sahabeler de Merv kentinde var. Birçok sahabeler var. Allah hepsine razı olsun. Ama şöyle bir düşünün, Vadil Gamim neresi, Mekke Medine arası çöl, Türkmenistan neresi? Yani oralara kadar gidilmesi ve hakikaten oraya dikilen bayrağı kimse sökemedi. Senelerce komünist yönetim oralara el attı. Efendim asimile etti bilmem ne, elhamdülillah yine ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Sahabenin girdiği, bayrak diktiği yer kolay kolay dönmedi. Orada kaldı, İslam'da kaldı. Rabbim inşallah bizi onları bize şefaatçi eder ve onların hürmetine bizi affeder inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.